Görüşmelerinin ilk gününde CHP adına Deniz Baykal söz aldı. Kendi ifadesiyle milletvekili arkadaşların sağduyusuna ve vicdanına seslenen bir konuşma yaptı. Pek çok kişi ise Baykal'ın konuşmasını düşük profili buldu. Sadece polemik ve retorik olarak değil, konuşması maddi hata da içerdiği için eleştirildi. Oylanacak maddelerin komisyonda aldıkları son şekli dahi takip etmemiş, biraz ezberci davranmış. Baykal siyaset dışı yöntemlerle koltuğundan edildikten sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Fakat anlaşılan o ki Cumhurbaşkanlığı sistemine muhalefette CHP'nin konuşan yüzlerinden biri olacak. CHP'nin militan vekilleri sokakta direnirken Baykal da CHP'nin akil ismi olarak MHP tabanını ikna etmeye çalışacak. CHP'yi PKK ve FETÖ'nün kuyruğuna takan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle MHP tabanına hitap etmek mümkün olamayacağı için bu görevi Deniz Baykal'ın üstlenmesi gerekecek. Fakat bir taraftan da aslında Baykal'ın sistem değişikliğine çok da itirazının olmadığı yorumları yapılıyor. Muhtemelen bu bir aşırı yorum. Ama ben Devlet Bahçeli'nin gördüğü Türkiye'ye yönelmiş tehdit ve tehlikeyi Baykal'ın da görmüş olabileceğini tahmin ediyorum. Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a söylediği Cumhurbaşkanı'nın kaygılarını, çekincelerini çok iyi biliyorum ifadesi de aslında bunu gösteriyor. Tabi Cumhurbaşkanı'nın korumak istediği şeyleri bu anayasa korumaz demeyi de ihmal etmiyor. Hiç hoş değil. Meclis yine tuhaf görüntülere sahne oluyor. Anayasa değişikliğiyle ilgili oynamanın gizli yapılması gerektiği üzerinden CHP anayasaya aykırılık iddiası öne sürüyor. Buna zemin hazırlamak için de AK Partili vekillerin oy kullandığı kabinleri taciz edercesine abluk altına almaya, görüntü çekmeye çalışıyor. Oluşan sinir harbinde bazı vekiller sana mı soracağım, oyum da budur gibi yaklaşımlar sergileyebiliyor. Evvela muhalefetin bunu bir taktik olarak benimsediğinin fark edilmesi gerekir diyor ve devam ediyor Halime Kökçe Star'daki köşe yazısına. Baykal Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı mı dedik, detayları Star'da okuyabilirsiniz diye de ekledik sonrasında.